içinde bugünden suyu tanımak ve anlamak gerekiyor. Küresel iklim, su ve orman, bugün orman günü dedik, birbirini tetikliyor. Ormanları yok ettikçe suyumuzu yok ediyoruz. Suyu yok ettikçe ormanları yok ediyoruz. Çünkü hidrolojik dengeyi etkiliyoruz. Onları yok ettikçe küresel iklimi etkiliyoruz. Ve dünyadaki bu çevrim aslında günümüzde bizim atmosferdeki o denge dediğimiz gazlardan en çok etkilenen karbondioksit artırıyor. Bağırıyoruz karbondioksit seviyesi 10.000'de, işte 10.000'de 4'ten üzere çıktı, çıkmamalı vesaire diye. Genelde nereden? Sanayide veya ulaşımdan, şehirleşmeden bunları etkilediğimizi görüyoruz. Bir kere buzullar erimeye başlıyor sevgili gençler. Buzullar eridiğinde ne olur? Yine uzmanların yaptığı hesaba göre önümüzdeki 100 yıl içerisinde denizlerin seviyesinin 80 ila 100 santim yükselmesi hesaplanıyor. Dolayısıyla böyle bir artış ne tehlikeyi meydana getiriyor? Türkiye'nin tarım ambarı olan Çukurova'nın, Batma Ovası'nın, Çarşamba Ovası'nın büyük bir kısmı sular altında kalması. 85 milyon insanın sanayide ve evde kullandığı suyun 1,5 yılında kullandığı suyu biz tarımda israf ediyoruz. Onun için 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Bakanlar Kurulu'ndan önce bir an sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki bir an önce tedbir almalıyız. Çünkü 2 senedir hakikaten Türkiye'deki kurumlarımız suyun önemini anlamaya başladılar. Ben 20 yıldır bağırıyorum. Küresel iklim tehlikesi geliyor, su önemli diye. Ama inşallah bundan sonra daha çok sesimiz çıkacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz tarımda önemli destekler vereceğiz ama en büyük desteği sulama sistemleri, kapalı sistemlere ve suyu doğru kullanacak sistemlere vereceğiz dedi ve bununla ilgili müjdeyi verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda tasarruf ön plana çıkarırız. 7-8 yıl önce Birleşmiş Milletler bu haritayı yayınladı. Dedi ki eğer kuraklık böyle devam ederse Türkiye'de yeşil kalacak tek bölge Sinop'tan Artvin'e kadar Karadeniz'deyiz. Onun dışarısında bütün bölgelerin kuraklık ve çölleşme riski var. O nedenle Türkiye'nin şu anda bu bölgesine gelecek 30 yılda yatırımlar başladı. Bundan 20 yıl sonra Antalya'da tatil yapılmayacak, Karadeniz'de yapılacak. Buraya doğru giden bir turizm anlayışı ve gelişimi var. Su kaynaklarını yok ettiğimizde biz özellikle daha az kar yağışı, daha az buzul ve suyun geleceğini yok ediyoruz hep beraber. Bunun için de dünyadaki enlem derecelerine göre dünyanın belli bölgelerindeki şartlar değişiyor. Bu neyi beraberinde getiriyor? Tarımı beraberinde etkiliyor. Dünyada hızlı bir şekilde güneyden kuzeye doğru tarımsal üretim kayıyor. Yine birkaç yıl önce Bursa'da bir konferansında dedim ki 30 yıl sonra Uludağ'da kaya kayamayacaksınız. Gazeteler manşetten verdi. Hoca böyle dedi. Çünkü ısındıkça Uludağ'da kar yağışı bitecek. Yine belki bundan dedim 30 yıl sonra Karadeniz'de fındık ve çay yerine pamuk ekeceğiz. Oraya doğru gidiyoruz. Eğer böyle devam edersek. Ama bu konuda duyarlı bir toplum olursak, bu konuda buradaki gençler duyarlı hale gelir, hep beraber, her birimiz birer su temsilcisi olursak, o zaman bu felaketi yaşamadan torunlarımızın yaşayacağı dünyayı oluştururuz sevgili gençler.